Değerli dostlarım, hepinize Çiftçi TV'den selamlar, sevgiler ve saygılar. Değerli dostlarım, ee, yine başka programlarda anlattıklarımız bu belki bu programda da gündeme gelecek çünkü sorular aynı stil devam ediyor. Ee, konulara girmeden evvel bizim meşhur meşhur Maskotumuz size bir merhaba dedi. Bakın değerli dostlarım, şimdi ishal konusu çok gündeme geliyor ve yazık. Yazık küçücük kuzular, oğlaklar, buzağlar geçip gidiyor. Deneme yanılma yöntemiyle ishal tedavisi olmaz. Deneme yanılma yöntemiyle vakit kaybediyorsunuz ve bu arada küçücük yavru Elimizden kaçıyor, kaybediyoruz, yitiriyoruz. İshalde buzağının ne kadar küçük ve savunmasız olduğunu bir kere görün ve buna dayanamıyor. Neye dayanamıyor? Su kaybına dayanamıyor. Tuz kaybına dayanamıyor. Yani sodyum klorür, tuz kaybına dayanamıyor. Bildiğimiz sofranızdaki tuz asidoza dayanamıyor. Asit oluşuyor vücutta. Bir de enerji kalmıyor hayvanda. Enerji noksanlığı, su noksanlığı, ee, asidite ve sodyum klorür noksanlığı yani tuz noksanlığı hayvanı alıp götürüyor, elimizden kaçırıyoruz, yitiriyoruz. Şimdi görüyorum genel olarak çok genel bir bilgi var. İshal oldu mu antibiyotik? Tamam yapıyorsunuz. Antibiyotiğin aklına geldiği yerde su da tuz da aklınıza gelsin. Ama sadece su ve tuz değil. Geçen gün bir arkadaşımız tuzlu su yaptım içiriyorum falan filan diyor. Yeterli değil. Sodyum bikarbonat yani yemek sodası da vereceğiz çünkü olayın içinde asidite var. Asiditeyi gidermemiz lazım. Asidite o kadar tehlikeli ki her yeri mahvediyor. Bağırsak duvarını mahvettiği gibi, bağırsakları, bağırsak duvarını da mahvettiği gibi beyne gidip beyinde menenjit de yapabiliyor. Mikropları da yanında taşıyor bu asitli sorunlar. Lütfen, lütfen artık böyle basit sebeplerden buza kaybetmeyelim. En azından antibiyotik kadar su, tuz, sodyum bikarbonat aklınıza gelsin. Bu arada enerji içinde bal veya şeker. Yani bal tercihimiz ama şeker. Aslında tıbben glikoz. Glikoz. Ben şeker dediğime bakmayın. Şeker her evde bulunuyor diye söylüyorum. Soda sodyum bikarbonat. Yani ben hayret ediyorum ya yemek sodası ya kaç kere rast geldim. Hocam kabartma tozu olur mu? Olmaz kardeşim. Kabartma tozu olsaydı kabartma tozu yazardık. Kabartma tozunda başka maddeler de var. Kabarsın diye. Sodyum bikarbonat. Hemen ne zaman bir yemek sodası yazsam kabartma tozu olur mu diyor. Ya kardeşim kabartma tozu olacak olsa kabartma tozu söylerim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Evet demek ki deneme yanılma metoduyla ishalde vakit kaybetmeyin. Antibiyotikten daha fazla su, tuz. Sodyum, bikarbonat ve enerji aklınıza gelsin. Enerji deyince de dediğim gibi bal, glikoz ama şeker. Her evde en azından şeker var. Onu lütfen. E Sizde yoksa komşudan alın ama lütfen sabaha beklemeyin. Geceden olan bir ishali sabaha kadar beklerseniz olmaz. Yani bunu birisi not alsa kaçıncı kez söylediğimi herhalde görür yani birisi oturup not alsa adam kaç keredir bunu söylüyor dese aman Allah'ım neredeyiz? Yani hala ya hala bu buzağı kaybı var. O kuzu oğlak kaybı var. Sırf suyunu, tuzunu, sodyum bikarbonatını yani yemek sodasını ve enerjisini eksik ettiğimiz için. İshal bundan ölüyor. Önce neden öldüğünü bileceğiz, tamamlayacağız. Antibiyotik veriyorsunuz. Onu aklına gelene kadar bunları da getirin. Yazık ya. Şimdi bir notum daha almış burada ama e, o nottan evvel bence hazır buzağların ishalinden söz etmeye başlamışken birkaç tane daha ishal anlatayım size. Bir kere bir tanesi bir tanesi buzağlarda kanlı dışkı. Buzağlarda kanlı dışkının yani esas e, akla getirdiği koksidiyozdur. Yani aymerya ishalleri. Aimeria ishalleri tıbbi olarak koksidiyoz deniyor. E, fakat burada takılıp kalırsak bazen o da vakit kaybına sebep oluyor. Aimeria ishallerinin ilacı bellidir. O listeden bir ilaç kullanabilirsiniz ama kanlı ishal nerede görürseniz görün sebebi ne olursa olsun bir kere demin anlattığım su tuz sodyum, mikarbonat, e, o karışımı mutlaka yapın. Yani sebebi ne olursa olsun bir kere bu kayıplar bütün ishallerde söz konusu. Demek ki onları bir halledeceğiz. O tarafı bir kapacağız. Bu taraftan etkenle uğraşırken, etken diyelim koksidyoz diyelim değil her neyse. Ama bir kanlı ishal de var. Hemen buza kapıyoruz başka yere. Kuzu, oğlak neyse hemen başka yere. Ötekilerden ayırıyoruz. Bu bu, bu çok tehlikeli bir şey. Yayılır. Hele koksidiyozsa aman Allah'ım o kadar hızlı yayılır ki. Koksidiyozu da kafaya takıp takılmayalım orada. Başka sorunlar da olabilir. Mesela Clostridium perfringens de kanlı ishale sebep olabiliyor. Bu çelerme. Siz sanıyorsunuz ki çelerme sadece kuzuda, keçide, koyunda bilmem nerede olur? Hayır. Bütün hayvanlarda olur. Clostridium perfringens. Çok yaygın bir sorun. Çok yaygın bir sorun. Özellikle ilk haftasını dolduran, ikinci haftaya geçen ve yavaş yavaş ağzına bir şeyler atan e, buzağa kuzu oğlaklarda görülme ihtimali yüksektir. Bunun aşısı da var, antiserumu da var. İkisini de yapabilirsiniz. Anneden başlayarak aşılamaya başlayın. Ama benim önerim, benim önerim inek, dana, buza, yani sadece kuzu, oğlak, keçi falan değil, inek, dana, buza tümüne klostridyum aşıları yapılsın. Özellikle perfringens. Bunları imal etmeyin. Clostridium perfringens, yani çelerme dediğiniz, sadece küçük geviş getirenlerde olmaz. Büyük geviş getirenlerde de olur ve oluyor. Siz bilmiyorsunuz. Siz farkında değilsiniz. Ama ben biliyorum. Biz biliyoruz. Klostridium aşılarını büyük başlara da yapın. Birçok sorunun arkasında bunlar var ama kimse bunu bilmiyor. Antibiyotik işte öyle öyle antibiyotik. Evet kanlı dışkı ile karşımıza çıkabilecek hastalıkları Koksidiyoz hariç diğerlerini sayıyorum. Hemorajik enterotoksemi. Enterotoksemik E. enfeksiyonları, rotavirüs isalleri salmonellos, nekrotik enteritis, BVD tip 2, bovin viral diyara 2, trombositopenik BVD. Bakın bunlar da kanlı ishal yapıyor. Bununla ilgili buzağlarda kanlı dışkı diye bir yazım var. Okuyabilirsiniz. Görüldüğü gibi koksidiyozdan başka 6 tane daha hastalık saydım. Kanlı dışkı ile karşımıza çıkabilecek. Klosidyum enfeksiyonları ani ölümlerle karşımıza çıkıyor, ölü buluyoruz ama belirti görülecek bir vakit gel geçtiyse işte orada hemorajik enterotoksemi, hemorajik kanlı demek. Hemorajik kanlı demek söz konusu olabilir. Hemorajik enteritizm hemorajik, enterotoksemi, kanlı ve zehirli ishal. Bakın kanlı ve zehirli ishal. İshalin başlıca etkeni eşirçe kolidir. Bunun da hemorajik tipleri var. Enterohemorajik eşirçe koli enfeksiyonları biraz evvel listeyi sayarken söyledim. Enterohemorajik eşirçe koli yani kanlı bağırsak iltihabı. İlk hafta içerisinde olan kanlı ishallerde Rota virüslerde söz konusu olabiliyor ilk hafta içinde olanlarda. Ve genelde rotavirüs tek başına olmaz, bir tane de yanına alır. İşte mesela enterohemorajik Eşericia koli gibi. Salmonella, Salmonella çok aşırı bir e, sulu ishal, aşırı sulu ishal, aşırı bir karın ağrısı, aşırı bir karın ağrısı, büyük bir sancı ve bazen de dışkıda kan nekrotik bağırsak hastalığı dediğimiz enfeksiyon enfeksiyonda arkadaşlar yine kuzu, kuzu, oğlak, buza her neyse Clostridium perfringens ile Escherichia coli'nin birlikte oluşturduğu bir ishal. Bakın Clostridium perfringens ile Escherichia coli'nin birlikte oluşturduğu bir ishal. Ve e, kanlı sümüksü bir yapı. Kanlı sümüksü bir yapı. BVD, BVd bovin viral diare, virüs yani virüs enfeksiyonu. Özellikle trombositlerin yani kanın e, pıhtılaşmasını sağlayan trombositlerin azlığıyla ortaya çıkan bir sorundur. Bu da e, kanın pıhtılaşma eksikliğinden dolayı kanlı isale sebep olabiliyor. Bunlar bu mudur değil midir onu laboratuvar bilir. Ama biz bir kere ne olursa olsun su, tuz kaybını önleyelim. Asidemi'yi önleyelim, aynı zamanda enerji verelim. Bunun dışındakilere de veteriner hekiminiz teşhisi koyar. Koyamadığı zaman ki insan hekimliğinde de böyledir laboratuvar teşhis eder. Kanlı dışkı söz konusu olduğunda genel belirtiler ek olarak diğer bütün belirtiler göz önüne alınmalıdır. Bu diğer bütün belirtiler de bende çok büyük bir sorun halinde ne yazık ki. Çünkü iştahı yok. İşte iseli var falan. Bunlar yeterli değil teşhis koymak için. İştahsız isel de var. Yani. Bununla bir teşhise gidilemiyor. Ee, yine buzağı kaç günlüktür? Bunu da bilmemiz lazım. Ve bir de gözleri yuvalarına çökmüş. Deri artık böyle çadır yaptığınızda yerine gelmiyor, oturmuyorsa başı, başımız büyük dertte. Deriyi çekiyorsunuz, yerine şak diye oturmuyorsa, deri elastikiyetini kaybetmişse, gözleri yuvalarına çökmüşse, başımız büyük dertte çok su kaybı var demektir. Biraz daha müdahale etmez ya da serum takmazsak, su takviye etmezsek buzayı kaybediyoruz. İştahsızlık, durgunluk genel belirti. her hastalıkta olabilir. Özel belirtilerde de söz konusu olabilir. Mesela diş etinde, ayağızda yara, dilde ülser, dudakta yara. Diş etinde, dudakta, dilde yaralar küçük küçük. Efendim e, varsa bunlar da laboratuvarda teşhis etmek lazım. Belki başka sorunlar söz konusu olabilir. Koruma, korumanın temel ilkesi sürü yönetiminin temel ilkeleridir. Kur ve temiz barınak, aşısı olanlara aşı yapmak, antiserum yapmak, göbek dezenfeksiyonu ve iki saat sonra tekrarı bunlar hepsi önlem. Ayrıca hayvanların doğumlarını bir doğum bölümünde yapmasını altlıklı, temiz, daha önce temizlenmiş bir doğum bölümünde yapmasını sağlayalım ötekilerin ortasında kalabalık sıkışık barınakların orta yerinde diğerlerinin arasında doğum yapıyor hayvanlar yazık. ayrı bir bölümde yapacağız. ayrı bir doğum boksumuz olacak. temiz, altlıklı. nemli, soğuk ortamlar yine büyük stres faktörüdür. nemli, soğuk ortamlar olmayacak. hastalık görüldükten sonra ise İlk yapacağımız iş, sağlıklıyı hastalıklardan, hastalıklıyı sağlıklardan ayırmak. Zaman kaybı ve ihmal, biraz sonra yaparım, yarın yaparım, sabah yaparım gibi ihmaller, buzağının ya da kuzunun olan neyse kaybıyla sonuçlanabilir. Lütfen bu artık e, bu kadar basit sebeplerden buzağı kaybetmeyelim. Çaresi var çünkü. Şimdi gelelim bu, bununla bağlantılı olarak, koksidyoza. Koksidyoz bir mikrop değil. Bir protozoa yani bakteri değil. Onun için o antibiyotikler var ya böyle ezbere yaptığınız. Koksidyozda bir kuruşluk faydası yok. O ezbere yaptığınız, lüzumlu lüzumsuz, varayova kullandığınız o antibiyotiklerin bu konuda koksidyozda hiçbir faydası yok. Bu bir protozoa çünkü. Yani bakteri değil. Kanlı ishal yapar dünyanın her yerinde yaygındır. Aymeria dediğimiz bir protozoa yapıyor bunu. Kışın daha çok Aymeria zurni ve genel olarak Aymeria bois. Şimdi Aymeria zurni kışın yaygın bir sorun olabilir. Büyümede geri kalan, tüyleri matlaşmış, koyu renkli dışkısı olan, sıklıkla ıkınan, durgun, halsiz, zayıf buzağlar varsa bu hastalık aklınıza gelsin. Bakın, koyu renkli dışkı diyor. Yani illa böyle kıpkırmızı kan görmeniz şart değil. Dışkının koyu renkli olması da sizi şüphelendirsin. Ama bazen de böyle incecik bir pamuk ipliği gibi minik bir kan parçası da görebilirsiniz. Ama koyu renkli dışkıdan şüphe edin. Bu da ıkıntı yapıyorsa, ıkıntı varsa yine şüphe edin. Eyvah koksidiyoz mu diyem. Diğer tedavileri denenmiş. Fakat iyi sonuç alınamamış vakalarda da koksi aklına gel gelsin aklınıza gelsin. Yani antibiyotik 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 yok netice. Ya ben demek ki yanlış yerden hücum ediyorum. Yanlış bir e, düşmana karşı savaşıyorum. Esas düşman bu değil. Başka bir düşman var galiba. Aklınıza gelsin. Efendim ıkınma aşırı şiddetli olabilir. Dikkat edelim. Ve titreme, ayağın ayağını yere vurma, tepinme, boyun kaslarının gerilmesi, şöyle arkaya doğru gerilmesi, şaşılık gibi sinirsel belirtilerde koksidiyozda görülebiliyor. Bunlara sinirsel koksidiyoz, nervöz koksidiyoz diyoruz. Yani bakın koksidiyozun sinirsel belirtileri de olabiliyor. Tekrar sayıyorum. Titreme, ayağını yere vurma, tepinme. Yani bunlar işte sancıyla karışık. Boyun kaslarının gerilmesi, şaşılık gibi sinirsel belirtilerde nervöz koksidiyoz belirtisi olabiliyor. Bazen ölüme kadar gidiyor. Bu hastalık buzaların gelişmesini gerilettiği için ayrıca işçilik, aşırı altlık masrafı, altlıkların değiştirilmesi, tedavi masrafı büyük ekonomik kayıplara sebep oluyor. Ha, altlıkları değiştirmezsek ne olur? Hastalık zaten daha hızlı yayılır. Bu ateş fitili gibi böyle gider. Onun için ilk hasta olan derhal ayrılacak. Kaksidi yaz acaba değil midir başka bir şey midir falan filan derken oynar gider bu bütün diğerlerinde sarar ve başka hastalıklara da zemin hazırlar çünkü hayvanın vücudu zayıf düşerse ilk iş büyük bir stres faktörüdür bu zayıflık ve hayvanı e, öksürük olur. Stres eşittir, öksürüktür. Ve pnömoniye ya karşı yani zatürreye karşı büyük bir duyarlılık söz konusu, hassasiyet söz konusu olur. Hemen koksidiyoz olurlar. Dışkı ve ağız yoluyla yayılan bir hastalıktır. Yani fekal oral diyorlar işte fekal oral yani dışkı ağız yoluyla yayılıyor. Ve ağızda aç, ağızdan alınan bir adet yumurta, aymerya yumurtası, bağırsaklarda açılır ve iki hafta içinde o bir adet yumurta aymeriye yumurtası iki hafta içinde milyonlarca yumurtaya ulaşıp dışkıyla yayılır. Milyonlarca. <laughs> Çok kötü bir hastalık koksidiyoz. Annelerinden ve çevrelerindeki büyük hayvanlardan da bulaşabilir. Yani annelerinde koksidiyoz olur ama o bir belirti göstermez. Sadece Aymeria'yı yayar. Yani bakın gizli bir koksidiyozdan söz ediyoruz. Erginler hastalığı kronik ve gizli olarak belirti göstermeden taşıyor olabilirler. Hastalığa zemin hazırlayan faktörler kalabalık, nemli ortamlar, stres, nakliye, büyüklerle küçüklerin bir arada olması, sütten kesme dönemi, yem değişiklikleri dışarıdan sürya getirilen hayvanlardan hasta olanlar varsa onlar ve pazara hayvan götürmek getirmek. Pazara götürdük, satamadık, geri getirdik. Bakın bunlar hepsi yayılma için hastalığa zemin hazırlayan faktörler. Stres, kalabalık, nemli ortamlar, nakliye, büyüklerle buzaların bir arada olması, sütten kesme dönemi, yem değişiklikleri, dışarıdan sürü hasta hayvan getirilmesi, pazar, Ra hayvan götürmek ve geri getirmek. Bunların hepsi de yapılıyor. Ülkemizde bunlar aynen hepsi de yapılıyor. Biri değilse öteki, öteki değilse beri beriki Bakın bunlar işte hastalık getiriyor sürüye. Kesin teşhis tabii yani koksidiyoz mu değil mi? Biz tahmin ediyoruz tabii büyük oranda. Koyu dışkı, kanlı dışkı, koyu dışkı ama demin söylediğim, biraz evvel anlattığım 6 tane diğer başka hastalıkla da karışma ihtimali var. Şüpheli durumlarda ayırıcı tanı e, için bile olsa koksidiyoz yönünden mikroskopta muayene yaptırılması şarttır. Yani onun teşhisi daha kolay. Mikroskopta iimeriyaları görüyor arkadaşlar. Veteriner hekim bakabilir doğrudan mikroskopta iimeriyalara ya da laboratuvara gider. Koksidiyozu diğer hay, e, hayvan hastalıklarından da yani kanlı ishal e, yapan hastalıklardan da ayırmamız lazım. En azından ne diyor bak Ayırıcı tanı için bile olsa diyor. <laughs> Belki de değil ama bileceğiz. Bakacağız ha koksidiyoz kardeşim. Başka bir şey yok. Ama o da bir teşhistir bizim için. Aşırı soğuk, nemli havalarda, ani hava değişikliklerinde koksidiyoz çok yayılabilir. Özellikle kışın. Koyu renkli ve biraz da cıvık bir e, dışkı gördüğünüzde e, aman aklınıza gelsin ve o konuda uyanık olun. Hastalığın şu anda bilinen bir aşısı yok. Ama tedavisi var. Birçok Birçok ilaç biliniyor bu konuda. Antikoksidiyel ilaçlar var. Tedavi de yapılabilir. Saçılım da, yayılım da önlenebilir. Ağızdan dediğim gibi su, tuz vesaire yani hayvanı desteklemek lazım. Olmadı damardan da. Ama hiç vakit kaybetmeyin. Ağıldan başlayın. Koksidiyoz e, sürü yönetimi bilgisizliğinden, sürü yönetimi eksikliğinden, sürü yönetimi hatalarından oluşur. Kuru ve temiz ortam her zaman bizi hastalıklardan kurtarır. Hijyen korumanın anahtarıdır. Hijyen her zaman korumanın anahtarıdır. Stres önlemek, buzağların vücut direncini sarsmamak şarttır. Stres kalabalıktan olabileceği gibi sütten kesme döneminde de meydana gelebilir. Sütten kesme dönemi stresini çok anlattım ama zaten buzağların en çok yaşadıkları olay budur. Sütten kesme dönemi o bir hafta içerisinde yani sütten kesme günlerinde lütfen hayvanın strese girebileceğini düşünün amino asit, vitamin, mineral, iz mineral takviyeleri yapın. Yemine katın, sütüne değil. Yemine katın, sütüne değil. Tekrar ediyorum. Yemine. Yani bu başlatma yemine. Bu zaaların başlatma yemine amino asit katabilirsiniz, vitamin, mineral, iz mineraller katabilirsiniz. Sütüne değil, tekrar ediyorum. Bu zağlar annelerinden veya diğer büyüklerden ayrı bir yerde tutulmalı. Hastalar derhal, hasta olduğu olur olmaz, derhal ayrılmalı. Altlıklar değiştirilmeli. Tedavi de ayrı bir yerde yapılmalı. Çünkü dışkıdan çıkan aymeryalar etrafa saçılıyor ve biz buna tekrar alıyoruz, re-enfeksiyon diyoruz. Yani bu zahalar bunu tekrar alıyor. Tekrar alıyor, tekrar alıyor. Bir kere altlıklar temizlenecek, yeni altlık konulacak ve ayrı bir yerde tedavi edilecek. Ayrı bir yer. Efendim işte benim ayrı yerim yok. Benim doğum boksum yok. Benim ondan sonra nereye koyacağım ben? Nereden bulacağım falan filan? Bunlar hepsi hayvancılığın tipine aykırı. Yanlış yapıyorsunuz. Ayrı bir yeriniz yoksa, ayrı bir ayrı hayvana ayıracak ayrı bir köşeniz yoksa hayvancılığı yanlış yapıyorsunuz, eksik yapıyorsunuz. Eksik ve yanlış yapılan işlerden mutlaka böyle sonuçlar çıkar. Ama benim yerim, işte yerin yok başın dertte kardeşim. Böyle hayvancılık olmaz. Ha oluyor işte yaptım görüyorsun bak hasta oldu Yani her şeyin bir usulü var. Hayvancılığında kendine göre bir usulü var. Reenfeksiyon her zaman tehlikedir bizim için. Her hele, hele kriptoda ve koksidyozda. Kriptoda ve koksidyozda. Diğer kolide de öyle. Yani bunlar saçılım yapıyor etrafa tekrar hayvan alıyor o protozoayı, mikrobu her neyse. Yemlik ve sulukların ee, bulunduğu yerler yayılma konusunda önemlidir dışkılar yemliğe ya da suluğa yapışmış olmamalı dışkılar yemliğe de suluğa da yapıştıysa temizlenmeli bunların yerleri önemli hayvanın dışkılarını neden suluğa yaptığını neden yemliğe yaptığını düşüneceğiz neden dışkıyı kirletiyor neden suluğu kirletiyor demek ki dizaynı yanlış dizaynı hatalı dışkı bulaş, bulaşmış ee, yem varsa o yemleri atacağız. Dışkı bulaşmış suluk varsa temizleyeceğiz. Eğer koşulları düzeltemiyorsak, kuru ve e, temiz ortam sağlayamıyorsak başımız derde gireceğiz, girecek. İlaçlar, ilaçlar, ilaçlar boşa gitmiş, paralar boşa gitmiş paralar derken buzağının ya da kuzu neyse olağan kaybı. Bunlar hep yaşanan sorunlar. Size bakın kanlı dışkıdan bahsettim ve bu arada da kanlı dışkıya sebep olan önemli bir hastalıktan koksidiyozdan, aymerya isallerinden bahsettim. Zaten konuya da deneme yanılma yöntemiyle isalle oynaşırken başınıza neler geleceğinden bahsettim. Şimdi biraz daha devam ediyorum. Çiftlik hayvanlarında sıyrıntılı isaller. Bu da çok başınıza geliyor. Ve Sıyrıntılar böyle e, bağırsak sanki yırtılmış ve kopmuş gibi sıyrıntılar bağırsak kopmuş gibi hatta bağırsağın şeklini alan sıyrıntılar var bağırsan sanki kendi dışarıya çıkmış gibi pseudo Pseydomembran dediğimiz pseudo var pseudo membranlı sıyrıntılar var bakın bunlar çok korkunç isaller pseudo membranlı isaller diare pseudomembranlı diare. Ee, ve bazen de e, bu 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 korkunç bir şekilde ortaya çıkıyor. Acı barsağı dışarı fırladı falan gibi böyle ay barsağı hayvan bağırsağını ıı, dışarı çıkardı gibi korkunç konular ortaya çıkıyor ve bunlar son derece tehlikeli. Yalancı membran yani pseudomembran kanamalı ishal ve mikoza sıyrıntılarıyla kendini gösteren birkaç hastalık var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Clostridium difficile denen bir mikroptan oluyor. Bu Clostridium difficile çok enteresan bir bakteri. Çok antibiyotik kullanılmış vakalarda ikincil olarak ortaya çıkıyor. Yani işte lüzumsuz antibiyotik, antibiyotik, antibiyotik o kadar fazla antibiyotik kullanılmış vakalarda ki bunun adı bilim insanları tarafından antibiyotik kullanımına bağlı ishal, antibiyotik kullanımına bağlı diyare diye söyleniyor. Clostridium difficile aşırı miktarda antibiyotik kullanıldıktan sonra ortaya çıkıyor ve bu da sıyrıntılı ishale sebep olabiliyor. Aklımızda bulunsun. Bir tanesi de Salmonella Dublin ve Salmonella Typhimurium. Bu Dublin ve arkadaşlar ancak ve ancak Size açıkça söyleyeyim. Ancak ve ancak e, ısmarlama özel çiftliğe özel aşıyla baş edebiliyoruz. Çünkü artık antibiyotikler tesir etmez oldu. Salmonella çok tehlikeli bir hale geldi. Ancak Salmonella Typhimurium'la ve Salmonella Dublin'le oluşan bağırsak yangılarıyla e, bir takım antibiyotikler vasıtasıyla baş edemiyoruz ancak ancak e, ısmarlama çiftliğe özel aşı ile otovaksin. Çiftliklerde bir en önemli tabii en başta en başta e, karşımıza çıkan e, bir e, mikroorganizma var biliyorsunuz. Escherichia coli. Escherichia coli'yi biliyorsunuz. Ama Escherichia coli'nin ne kadar çok çeşidi olduğunu bilmiyorsunuz. Ya. E Escherichia toksijenik eşerşe koli diye bir çeşidi var. Kanamayla kombine olan biraz evvel enterohemorajik diye anlattım. Kanamayla ortaya çıkan enterohemorajik eşerşe koli diye bir problem var. Enteropatogenik dediğimiz bir e, çeşidi var. Ve mukozalara bağlanan, mukozaları yani bağırsağın iç yüzeyini diyeyim, mikoza dediğin barsağın iç yüzeyini kazıyıp silen, kazıyıp silen bir e, çeşidi var. Buna tutunan, bağlanan ve silen anlamına gelen bir isim vermiş bilim insanları attaching ve effacing diye A E E C diyorlar buna. A E E C yani e, attaching, effacing, escherche coli. Attaching, Efasing eşerşe koli. A, E, E, C. Sırıntılı, kanamalı buza ishallerinde akla gelsin bu. Çok tehlikeli, enteropatojenik bir koli cinsi. Koli mikrobu. Yani bakın, eşerşe koliyi duydunuz. Bazen bana da böyle geliyor. Koli moli falan diye söyleyenler oluyor. Tamam. Bunu biliyorsunuz ama bakın kolinin de kendi içinde tehlikeli, tehlikeli, tehlikeli ve daha tehlikeli yapıları var. Bağırsaklarda bu yara yapar, ülser yapar, bağırsağı sıyırır, yapıştığı yeri sıyırır ve kanamalı bir şekilde bağırsak ishaline de sebep olabilir. Ama en çok görülen de sıyrıntı barsakta böyle barsağın bir parçası sıyrılmış dışkının içinde burada burada bir tabi kana karışan bakteri söz konusu olabileceği için buna bakteriyemi diyoruz tıpta ee, seftiofur ve amoksisilin etken maddeli ilaçlar öneriyor bilim insanları sırf kana karışır ve bakteriyeme sebep olur diye ve bunu da bunu da 24 saatte bir değil yani, yani günde bir kere değil iki kere yani 12 saatte bir öneriyorlar. 24 saatte bir değil 12 saatte bir öneriyorlar mikroplar kana karışıp bakteriyemi yapmasın diye. Diğer e, bazı e, bilim insanları da florokinolon bileşikleri içerenleri, e floksasin yani sonu floksasinle bitenler enrofloksasin, danofloksasin, sonu floksasin ne biter. Bunlar florokinolon. Ve ve bütün bilim insanları mutlaka bu gibi ishallerde ki birçok yangılarda söz konusu antiinflamatuar, non steroid antiinflamatuar. Yani kortizon olmayan yangı giderici kullanımını öneriyorlar. Bakın değişik antibiyotikler önerdikleri gibi amoksisilin gibi, seftiofur gibi, florokinolon gibi yani sonu e, floksasinle bitenler gibi bir de bunları öneriyorlar non steroid anti enflamatuar fakat burada da e, kortizon olmayan yangı derecelerinin kullanılmasını 3 3 e, enjeksiyonla sınırlı tutmanızı öneriyorlar 3 enjeksiyonla neden ilaç zehirdir zehir ilaçtır aradaki fark dozdadır İlaç zehirdir zehir ilaç olabilir ama aradaki fark dozdadır. Bu da diyor ki üç kereden fazla da bunun devam etme diyor. Zaten inşallah üç, üç, kereden evvel geçecek. Tutunan ve kazıyan, tutunan ve kazıyan, silen, tutunan, bağlanan, kazıyan ve orasını silen e, eşerşe koli ile uğraşırken mutlaka ağızdan da e sıvı elektrolit Tedavilerini yapmayı öneriyorlar çünkü buzağların ölüm sebepleri su ve tuz kaybı, enerji yetmezliği ve metabolik asidozdur. Bakın gene geldik buraya. Su ve tuz kaybı, enerji yetmezliği ve metabolik asidozdur. Bunları gidermeye, bunları gidermeye en az e, mikropla mücadele kadar önem verin diyor. Bunları gidermeye en az etkenle mücadele kadar özen göstermeniz lazımdır diyor. Bakın arkadaşlar demek ki dilerin başınıza böyle şeyler gelmez ama böyle şeyler başınıza e, gelmemesi için benim dediklerime dikkat edin, bilhassa kuru ve temiz. Şu anda e, bir, bir iki daha soruyu cevaplayıp bugünü e, bitireceğiz. Bakıyorum, bakıyorum bana gelen sorulardan gördüğüm kadarıyla e, melezleme konusunda, uu, herkes genetik uzmanı, parazit mücadelesi konusunda, antibiyotik kullanımı konusunda ve yapılan birçok uygulama konusunda tamamen sokak bilgileriyle hareket ediyorsunuz. Tamamen sokak bilgileriyle. Ha yapın ama zarar sizin. Hep zarardasınız, hep zarardasınız. Yani bu birçok konuyu sokak bilgilerinden değil benden aldığınız bilgilerden yapın derim. Yapmazsanız da zarar sizin. Ama yazık oluyor, yazık oluyor. Hayvanlar elinizden kayı veriyor. Yazık. Sokak bilgilerle iş yapmayın. Melezleme ya siz. Genetik uzmanı mısınız? Bu kadar yalan yanlış bilgilerle nereye varacaksınız? Yine parazit mücadelesi, antibiyotik kullanımı, bunlar hepsi sizin zararınıza işler. Ee, beni dinleyin ha, dinlemezseniz zarar ediyorsunuz, yazık. Ee, ineklerde bir soru gelmişti bana. İneklerde dışarıdan bakarak gebelik anlaşılır mı? Hayır. Tahmin edebilirsiniz ama gebe dir demek mümkün değil. Gebelik muayenesi ya elle yapılıyor ya ultrasonla yapılıyor. Ultrasonla yapılıyor, elle yapılıyor. Şu anda işte tahlilleri de var gebelik muayenesi için. Gebelik tahlilleri de var. Robotların da bu robot da yapıyor şimdi gebelik muayenesini. Tahmin edebilirsiniz. İnek gebedir değildir diyebilirsiniz. Zaten tohumladınız, kızgınlık göstermediyse büyük ölçüde gebedir. Tohumlama oldu, 20 gün geçti, 40 gün geçti, gebelik vardır diye biliyoruz. Ama bu arada erken embriyonik olur, başka şeyler olur, ölümler olur falan. Gebelik muayenesi elle ya da ultrasonla olur. Ee, tahminle tahmin seviyesinde kalır. Teşhis değil, tahmin seviyesinde. Onun için gebelik teşhisi elle ya da ultrasonla olur. Dışarıdan bakarak olmaz. Dışarıdan bakarak gebelik değildir veya gebedir de yüzde elli şansınız var. Yani fotoğraf gönderen oluyor bana mesela. Hocam bu inek gebe midir? Hayır. Palpasyon. Yani elle muayene etmek lazım. Palpasyon. Diğer konularda da, diğer konularda da muayene etmeden, başka elleyi ellemeden teşhis koymak bazen mümkün değildir arkadaşlar. Sadece gebelikle ilgili söylemiyorum. Her konuda. Orada bir şişlik varmış. Şöyle bir şişlik varmış. Orada uzaktan bakıyorsunuz bir şiş. Palpasyon. Elle muayene. Ellemek. Ellemek. Ve e, bu muayene metotlarımız var bizim veteriner hekim olarak. Okullarda öğrendiğimiz muayene metotlarımız var. Bu muayene metotları hep geçerlidir. Yıllar geçti ama gene halen geçerlidir. Muayene metotlarımız var. Bir tanesi palpasyon. Ellemek orayı elleyeceğiz. Orayı elleyeceğiz. Ve eğer e, doğru bir teşhis konması isteniyorsa baştan sağma budur diyemeyiz. Yani baştan sağma olur budur deriz geçeriz ama ellemediysek o iş eksiktir. Ellememiz lazım. Bana çok soru geldiği için uzaktan bir fotoğraf gönderiyor arkadaşlar. Diyor ki hocam diyor bu bu nedir diyor. Ben elledim mi onu muayene ettim mi? Palpasyon Palpasyon yaptım mı, yapmadım bilemem. Palpasyon yapmayan herhangi biri de kesin budur diyemez. Herhangi bir şişlik, o şişliğin ne olduğunu elleyerek ancak belki anlayabiliriz. Belki hatta elledikten sonra bile başka muayeneler yapmamız gerekebilir. Böyle bir fotoğrafla uzaktan teşhis koyuyorsa birisi hekimlik yapmıyordur, o müneccimliğe girer. Kimlik yapmaz, yine cimriye girer. Onun için birçok konu, o kadar çok konu anlattık ama birçok konu gene kaldı. Onları başka programlarda anlatacağız ve size yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bu söylediklerimi alın, olumlu 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 bir şekilde kullanın. Size faydası olur, zararınızı bir yerde azaltır, hatta zarara uğramanızı önler bu bilgileri alın, özümseyin ve kullanın. Ve tekrar ediyorum, yaptığınız işle ilgili bilgi sahibi olmak zorundasınız. Yoksa zarar edersiniz. Ediyorsunuz da zaten yazık olurum. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum, bereketli günler diliyorum, sağlıklı hayvanlarınız olsun inşallah.